Zirvede yine bu altcoin var. Rally gelecek mi? Diyor. Ve Ada coin'den bahsediyor. Biz de burada Cardano'dan ama aynı zamanda Cardano'nun görece altında kalmış olan diğer altcoin'lerden ve geliştiricilik aktivitelerinden bahsedeceğiz. Ve bu durumda bunlardan konuşacağız. Diyor ki zirvede yine bu altcoin var. Rally gelecek mi? Tabii ki fiyatlarla kısa vadede yani kripto paraların ekosistemlerin geliştiricilik aktiviteleriyle main tokenları arasındaki korelasyon, fiyat hareketi kısa vadede bir sonuç vermemektedir. Yani kısa vadede bunları birbirleriyle alakası olan durumlar bulunmamaktadır. Fakat ilerleyen vakitlerde olabilecekler ve tabii buradaki geliştiricilik faaliyetleri ve ağ içerisindeki çalışmalar uzun vadede fiyatların artışına muhakkak etki ederler. Bununla alakalı konuşmuştuk. Bakınız ki geliştiricilik faaliyeti ne kadar yüksekse bu ağdaki işlem sayısının da bir o kadar yükseleceği anlamı taşır. Tabii anında değil. Ağdaki işlem sayısı ne kadar yüksekse bu da fiyatlarla arasında evet birebir korelasyon taşır. Öyle ki ayı boğa sezonlarında işlemlerde büyük farklılıklar gözlemlenmektedir. İşlem sayılarında büyük farklılıklar gözlemlenmektedir. Hatta yine daha kısa vade hareketlerinde mesela Mart ayındaki piyasa geneline baktığınız zaman Bankrun'dan kaynaklı Bitcoin fiyatı ve diğer kripto paraların fiyatı yükselirken ağ aktivitelerinde de büyük bir yükseklik olduğunu görebilirsiniz. Bitcoin ve altcoin endüstrisi blockchain geliştiricilerinin sayısında şaşırtıcı bir düşüşe tanık oldu. Diğer taraftan yıllarca süren istikrarlı büyümeden bir kaymaya işaret etti. Eylül ayında alan yalnızca 19.630 aktif geliştirici ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 2020'nin sonundan bu yana en düşük noktasına ulaştı. Bununla birlikte Cardano aktif ve gelişen bir geliştirici topluluğuna sahip bir istisna olarak öne çıkıyor. Bazı projeler bu süreci sorunsuz atlatmayı başardı. Yani biz burada geliştiricilik faaliyetlerinden söz ediyorsak eğer, evet, bazı projeler bu süreci sorunsuz bir şekilde atlattı. Mesela Cardano şu an 2022 yılındakinden bile daha fazla geliştiricilik faaliyetine tanık oluyor. Totale baktığımızda. Polkadot aynı şekilde. Ya fakat diğerleri mesela Ethereum değil. Ethereum çok ciddi bir düşüş yaşadı. Internet Computer da düştü. Kusama yükseldi mesela. Avalanche düştü. Solana hafif düştü. Dolayısıyla evet bu gibi farklılıklar var. Altcoin Cardano'nun dikkat çekici geliştirici etkinliği diyor. Şimdi bunlardan bir tanesi yani ilki Cardano. Geliştiricilik aktivitelerinde birinci sırada. Ya Cardano zaten 2022'nin biliyorsunuz ki geliştiricilik aktivitesi şampiyonu. Çok iyi bir altcoin'dir. Çok iyi bir ekosistemin gerçekten çok iyi bir altcoin projesidir. Elde tutma oranları yüksektir. Fiyat hareketleri Ada'nın daha çok istikrarıyla bilinir. Yani ne düşük kalma, ne mega patlama, istikrar. İstikrarlı bir şekilde yükselişler yapmaya çok müsait bir altcoin'dir. Ada Coin. Piyasadaki açılımlar halinde bunu muhakkak fiyatlayacağını bilirsiniz. Ada Coin benim sezonluk yani cüzdanlara kesinlikle koyulmasını mantıklı gördüğüm iyi bir altcoin'dir. Tabii yakın zamanda bir takım açıklamalar yapıldı Hoskins'in tarafından. Hydra'ya yönelik bir takım fut haberler çıkmıştı. Bunlar da çok doğru değil. Polkadot'u düşündüğümüzde Polkadot yine geliştiricilik faaliyetinde bir o kadar ileri noktada olan bir
blockchain'dir. Aynı zamanda Santiment'e göre şu anda en güçlü ve en geniş blockchain yapısı olarak karşımızdadır. Polkadot burada birinciliği almadan önce birinci sırada Santiment'e göre Cardano var idi. Polkadot da bir o kadar iyidir. Dogecoin yine elde tutma oranları en yüksek kripto paralardan bir tanesidir. Çok güçlü bir ekibi var. Cardano ve Polkadot bu noktada benzerlikler taşımaktadır. Çünkü her ikisinin de gerçekten güçlü elde tutma oranları, istikrarlı fiyat hareketleri, istikrarda ada daha öndedir. Aynı zamanda geliştiricilik aktiviteleri yüksektir. Yani daha çok bu ikisi birbirleriyle rekabet etmektedir. Ve ikisi de çok iyi. Chainlink 3. sırada. Yine bir Web3 projesi. Daha çok blockchain bağlama üzerine bir projeden bahsediyoruz. Avalanche de öyledir. Chainlink de bir DeFi Web3 projesidir aslen. Bu noktada Link de çok sağlam bir kripto para birimidir ve kesinlikle portföylere yakışır. Vandepop'un favorisidir. Çok ciddi yükselişler bekliyorum bu sezon. Hedera aynı şekilde. Hedera'yı da çok severim. Yakın zamanda otomotiv sektöründe çok ciddi ortaklıkları oldu. Tıpkı bakınız Volkswagen gibi. Ya da yine yakın zamanda ABD Fed'in ürününü ekosistemine konuşlandırdı. Yani Fed'le işbirliği yapmış, Fed'le ortaklığa gitmiş tek kripto para birimidir. Hebar'dan bu sezon beklentim yüksek. Aynı şekilde Cosmos ve Algo'yu da söyleyebilirim. İletişimde ve ölçeklenebilirlikte en iyiler arasındadır. Bu noktada ağdaki işlem sayısı hiç ölmemektedir bunlar. O yüzden ben Atom'a da yatırım yapılmasını mantıklı görüyorum. Aptos'unkini görmüyorum. Avalanche'a baktığımızda AVAX korelasyonu çok yüksektir. Diğerleri kadar yüksek bir ağ aktivitesi yoktur. Düşen bir ağ aktivitesi vardır. Belli bir volatiliteye sahiptir geliştirici ortamı ve ağdaki işlem sayısında. Fakat bu sezon büyük işler yapacaktır. AVAX da portföylere çokça yakışır. Son olarak IOTA'yı değerlendireceğiz. IOTA zaten Avrupa Birliği ile ortak olmuş bir proje. Ortaklık kurmuş, işbirliği yapmış bir proje. Dolayısıyla IOTA'nın da ben portföylerde bulundurulmasını desteklerim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.